أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü cuma vaaz konumuz salgın döneminde yaşlılarımıza manevi destek vermenin önemi hakkında olacaktır inşallah. Allah Zülcelal Hazretleri bizleri dünya denilen bu imtihan yurduna imtihan etmek için yollamıştır. Ve bizi gönderdiğinde insanoğlunun bu doğum ve ölümüyle sınırlı olan yaşamında kendisinin karşılaştığı evreler söz konusudur. Bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, gençlik dönemi, olgunluk dönemi, ihtiyarlık dönemi ve ihtiyarlığın acizliğe dönüştüğü erzelül ömür denilen dönem. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bunlara işaret ederken Nahl suresinde 70. ayette şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu halakaküm tümme tevaffakum. Sizi Allah Celle Celaluhu dilediği bir zamanda dilediği için yaratır ve dilediği bir zamanda dilediği için de vefat ettirir. Ve minküm men yureddü ilâ erdelil umur. Sizlerden bazıları ise uzun ömürlü kılınır da en düşkün olan, yaşamın en düşkün hali olan o acizlik zamanına kadar ömrü uzatılır. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ اِلْمٍ شَيْئًا. Öyle hale gelir ki bildiğini unutur, yapabileceklerini yapamaz hale düşer. Bu da bir imtihanın gereğidir. Bu da Allah'ın bir yapışıdır. Kimin ömrü uzatılırsa o hallerle karşılaşacaktır. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ. Allah Celle Celaluhu her şeyi hakkıyla bilen ve her şeye gücü yetendir. İşte buradaki bu ayet-i celledeki bize bildirilmek istenilen şey şudur ki bu ayet-i cellede bize bildirilmek istenilen şey Allah Celle Celaluhu'nun yapışıdır bunlar. Allah dilediğine uzun ömürler verir ve onu güçlüyken aciz kılar. Onu o şekliyle imtihan ederken belki de sadece onu değil onunla beraber olanları da imtihan etmiş olur. İşte İslamiyet bizden ne ister bu durumlarda ona bakmamız gerekmektedir. Ona göre hareket etmemiz gerekmektedir. Bir kere insan şunu bilmesi gerekir ki kendisi de aynı evrelerle karşılaşacaktır eğer ömrü uzatılırsa. Herkes dünyaya geldiğinde bir bebeklik yaşayacaktır. Eğer ömür verilirse çocukluk zamanına erecektir. Ömür verilirse ergenliğe ulaşacaktır. Ömür verilirse gençlik çağını yaşayacaktır. Ömür verilirse olgunluğa erişecektir. Ömür verilirse yaşlılığa erecektir, varacaktır. Ömür verilirse o güçlü zamanların gittiği, acziyetin geldiği anları da görecektir. İşte herkesin göreceği, karşılaşabileceği bir şeydir aslında ihtiyarlık. O yüzden insanların ihtiyarlara kendisi de bir gün o hale geleceğini görerekten, empati yaparaktan bakmaları, yaklaşmaları gerekir ki çünkü bu insanın kendisiyle kendisini bir acize düşürdüğü olay değil. Bilakis Rabbisinin emriyle ulaştığı ve acize düştüğü bir durumdur. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْحَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Yasin suresinde Rabbimiz buna işareten der ki kime biz ömür verdiysek onun ömürünü, hayat şeklini tersine çeviririz. Yani kemalata erene kadar nasıl günden güne güçlendi, günden güne sıhhatlendi, kuvvetlendiyse ömrü uzadıkça da günden güne tersine döner, kuvveti gider, aciz kalır.
ve kendisine ömür verilen herkes bununla muhatap olacaktır. Şimdi bunu altını çizerek söylemek gerekirse, kim çok yaşayacaksa bu hal kendi başına gelecektir. O zaman gençken bu hal başına gelmiş olan kişilere, ben de bir gün onun gibi olacağım, onun gibi aciz kalacağım, bunun idrakiyle, bilinciyle onlara yaklaşması gerekmektedir. Zira İslam ihtiyar tabirini kullanmış, yaşı büyümüş, bizler kocamış, ihtiyarlamış, yaşlanmış tabirlerini kullanmaktayız. İhtiyar demek seçilmiş, seçkin bir hale gelmiş anlamına da gelmektedir. Zira ihtiyarlar tecrübe kazanmış insanlar da demektir. Aynı şekilde atalarımız kocamış, yani büyük makama gelmiş, koca yerlere gelmiş anlamında bu tabiri kullanmışlardır. Yaşlanmış, yaş ile kemalata ermiş, yüksek yaşlara ulaşmış, tecrübe kazanmış gibi kendileri bu evredeki insanlara isimler koymuşlardır. Lakin bizim tabii ki kendimize yakışmayan tabirler vardır ki bu Batı kültüründen bize empoze edilen tabirlerdir. Ne yazık ki gençliğin ağzında bunlar bazen duyulmaktadır. Bunları kesinlikle kendi ağzımızdan çıkartıp kendimizi bu tabirlerden kurtarmamız lazımdır. Moruk gibi bir tabir kullanmak ihtiyarlar için, bu bize yakışmaz. Bunak gibi aşağılayıcı kelimeler kullanmak bize yakışmaz. Çünkü biz Müslümanlar, müminler olarak biliriz ki Allah Celle Celaluhu bize ömür nasip ederse biz de o hallere geleceğiz. Ve biz öyle Müslümanlarız ki bizim Peygamberimiz bize öğüt verirken kendine istemediğini bir başkasına istemenin imanda kemalata ermeye engel olacağını söylemiştir. Zira kendine istediğini mümin kardeşine istemediğin müddetçe iman etmiş olmazsın buyurmuşlardır. O yüzden bizler ihtiyarladığımızda, ki ömür bize verildiğinde Kur'an'ın ayetleridir, mutlaka bizler de o aciziyetlerle karşılaşacağız. Bize morg denmesini, bize bunak denmesini istemeyiz. Bundan hoşnut olmayız. O zaman biz de bugün bu sözleri dilimizden uzaklaştıracağız. Onlara güzel tabirlerimiz olan ihtiyar, seçkin, seçilmiş, tecrübesinden istifade edilmesi gereken kişi, kocamış gibi güzel kelimeler veya yaşlanmış gibi güzel niteliklerle kendilerine yaklaşmamız ve o şekilde onları isimlendirmemiz gerekmektedir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikrame zişşeybetil müslimi diyor ki, Allah'ın emrini yüceltmektendir. Allah'ı büyütmektendir. Onun emrini büyüterek Allah'ı da tazim etmektendir. Müslümanlıkta yaşlanmış kişi, yaşlanmış bir Müslümana ikramda bulunmak, o Allah'ın emrini yüceltmektir. Böylelikle de Allah'ı tazim etmek olur. İşte bizlere düşen bu şekilde Müslümanların, ihtiyarlamış olan Müslümanların saygı ve sevgisini, saygısını gözeterekten sevgisini kazanmaktır. Zira Peygamberimiz başka bir hadislerinde "Men lem yerham sagirana ve yarif hakka kebirana feleyse minna." Kim ki küçüklerimize merhametli davranmaz, büyüklerimizin hakkını gözetip, başka bir rivayette yuvakkir, saygı göstermez ise o bizden değildir buyurmuştur. İşte bizim için büyüklere, yaşlılara gerekli olan vazifeler vardır, yapmamız gerekli olan vazifeler vardır. İslamiyet bunları bize talim ve tedip etmiştir. Bizler bu uğurda hareket etmemiz gerekmektedir. Bunların başında güzel sıfatlarla onları nitelendirmemiz lazımdır. İşte ne diyoruz biz büyüğümüze? Amca, dayı, dede veya teyze, nine gibi
söylüyoruz. İhtiyar amca, kocamış amca, bunun gibi sıfatlar en fazla kendilerine söyleyebiliyoruz. Söyleyebiliriz hatta. Lakin biz diğer o batı kültüründen gelmiş gibi bunak ve daha kötü sıfatlar söylememiz mümkün değildir. Zira bunlar şetmetmeye, hatta sebbetmeye, yani kötü söz söyleyip sövmeye kadar karşılık bulur ki bunlar günah kazanımı anlamına gelir. Bir başka iclal de yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiklerinde daha Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an, peygamberimizin en yakın arkadaşı, sıddık makamına ermiş, sıddık lakabı almış Ebubekir radıyallahu teala an'ın babası Müslüman olmamıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an hemen babasını peygamberimize getirmek için acele davrandı ve Resulullah'ın yanına getirdi. O ise aksakala bürünmüş piri bir ihtiyar idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine "Niçin acele ettin? Biz onun yanına gitseydik." buyurdular. İşte burada bir edep var, bir edep talimi vardır ki büyüklerin işlerini görmek için ayağımıza çağırmayacağız. Eğer mümkünse, imkan dairesindeyse biz onların ayaklarına giderek işleri halletmenin yoluna bakacağız. Bu vazifelerimizdendir. Özellikle de imkanların kısıtlanmış olduğu bu salgın dönemlerinde, onların kesinlikle gelemeyeceği, çıkamayacağı durumlarda biz mutlaka onların ihtiyaçlarını gidermek için fırsatlar, imkanlar bulacağız. Gerekirse planlar ortaya koyacağız ve onların ihtiyaçlarını gidereceğiz ki, çünkü bu büyüklerin hakkını gözetmek ancak böyle olur ve bu emrimizin dinidir. Dinimizin emridir. Yine Peygamber Efendimiz "Yüsellimus sagîru alel kebir" buyurmuştur. Küçük büyüğe selam verir. İşte selam verme adabında dahi büyüğün hatırı gözetilmiş, küçüğün gelip büyük gördüğü bir kişinin hatırını önceden sorması gerektiğini bildirmiştir ki gideceğiz, büyüğe selam vereceğiz. Böylelikle onun hatırını selamla da olsa ilk adım olarak gözetmiş bulunacağız. Başka bir hadiste ise Abdurrahman radıyallahu teala an iki tane arkadaşıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince hemen kelama başlar ve Peygamber Efendimiz onun yanındaki kişilerin ihtiyar olduğunu görünce "Kebbir, kebbir" der. Yani önce sözü büyüğe bırak, büyüğün konuşmasına izin ver buyurur. Yani bu da büyüklerin gözetilmesi gereken haklarından bir tanesidir ki İslam bize öğretmiş. Konuşma esnasında bir mecliste büyük varsa önce sözü ona bırakmak, eğer onun izni olursa konuşmaya başlamaktır. Yine başka bir hadiste diyor ki bir sahabi, "Ben diyor misvaklar vardı benim yanımda, iki kişi geldi, onlardan küçük olana diyor misvağı verdiğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördü ve dedi ki kebbir, kebbir, önce büyüğe ver" demek istedi. Demek ki ihsanda bulunurken de önce büyüğe ihsanda bulunmak gerekiyor. Bir mecliste böyle bir şeyle karşılaşıldığında bu da yine dinimizin büyüğü gözetmek gereken adablarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bizler böyle ince ve latif düşünceli olan bir dinin mensuplarıyız. O yüzden büyüklerimize karşı onları tecrübeli birer insanlar, akıllarına danışılması gereken, onlardan fikir alınması gereken, onların bakış açısından yararlanılması gereken bireyler olarak görürüz. İkinci olarak da mutlaka ömür bize verildiğinde bizler de onlar gibi o hale geleceğimizi biliriz ve bu şekilde onlara yaklaşırız.
Onun için bugün biz güçlüysek, onlar bizim bu güçlü olduğumuz günde aciz düşmüşler, bazı şeyleri eskiden yaparken şimdi yapamıyorlar ise, biz bugün onlara destek olur, yardım verir, yardım eder ve onların o işleri kolayca yapmasına yardımcı oluruz. Bunun için yani ille sırtımızda dağlar taşımamıza da gerek yok. Bir güzel söz, bir sohbet, tatlı sohbet, onların gönlünü almak, hatırlarını sormak, bunlar bile yeterli olacaktır. Zira manevi destek her zaman maddi destekten daha kuvvetli etki sağlar. Onların ruhlarına dokunmak istiyorsak, onları gördüğümüzde selam vereceğiz, hatırlarını soracağız, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğreneceğiz ve elimizden geldiği kadar imkanları darda olan, sıkıntıda olanların imkanlarını genişletmeye, sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Özellikle bu salgın döneminde acizde olan, sıkıntıda olan, darda olan, imkanları kısıtlanmış olan büyüklerimizin yanında bulunacağız. Onları yalnız olmadıklarını kendilerine hissettireceğiz. Bu bizim insanlık görevimiz olduğu gibi daha öncesinde Müslümanlık vazifemizdir. Biz bunları Allah için yaptığımızda sevap kazanıyoruz. Rabbimize takarrub, yaklaşmış oluyoruz. O yüzden bunları bir Müslüman seve seve yapması lazımdır. Zira büyüklere hürmet kişinin sadece hayatında bereket arttırır ve afiyet arttırır ve huzur kişiye kazandırır. O yüzden Şeyh Edebali büyük pirimiz ne demiş? Daha Osman Gazi Han Hazretleri kendisine beylik verildiğinde ilk nasihatleri arasında geçen, ey oğul, ananı atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. İşte biz onları sayarsak Allah'ın bizden istemiş olduğu şeyi yapmış oluyoruz. Biz onların hakkını gözetirsek Rabbimizi hoşnut etmiş bulunuyoruz. Allah'ın dinine bu şekilde bir yardımda bulunmuş oluyoruz ve Allah Celle Celaluhu diyor ki, kim ki benim dinime yardım ederse ben ona yardım ederim. Evet, bizler bu uğurda elimizden ne geliyorsa onu yapmak zorundayız. Peki elimizden ne gelir? İşte daha demin anlattıklarımızın dışında Peygamberimiz ne buyuruyor? Bir iyilik yap malınla. Veya diyor ki, malınla iyilik yapamazsam ne yapayım ya Resulallah sorduklarında, diyor ki bedeninle iyilik yap. İşte bunlar özellikle de kime yapılır iyilik, yardım? İhtiyacı olanlara yapılır. Peki ihtiyacı olanlar kimlerdir? Aczu, fakriyet içinde olanlar en çok ihtiyacı olan kişilerdir. İhtiyarlarımız da zaten Kur'an-ı Kerim'de tescil edilmiştir ki acziyet dönemini yaşayan insanlardır. Biz onlara ihsanda bulunacağız. Eğer maddi bir ihsan yapmamız gerekiyor, buna imkanımız varsa bunu yapacağız. Buna imkanımız yoksa bedenen diyor Peygamber Efendimiz, ihsanda bulunun, iyilik yapın. Biz de onlara bedenen iyilik yapacağız. Yanına varmak bile bedenen iyilik yapmaktır. Bir güzel söz söylemek, bu başka bir iyilik yapmaktır. Zaten bedenen de iyilik yapamıyorsan güzel bir söz söyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz de onlara güzel sözler söyleyeceğiz. Kalplerini teskin eden, kalplerini mutlu eden sözler söyleyeceğiz. Duymak istedikleri güzellikleri onlara duyuracağız. Diyor ki, bunu da yapamıyorsan, bunu da yapmaya gücüm yoksa dedi, o zaman dedi, kötülük yapmaktan kendini alıkoy. Bizler hiçbir şey yapamıyorsak, istidadımız, kabiliyetimiz yoksa, o zaman kötülüklerimizin onlara ilişmesini engelleyeceğiz. Yani onlara kötü bir söz söylemeyeceğiz. Onlara zarar verecek bir hamlede, fiilde bulunmayacağız. İşte bunlar İslam'ın bizden istemiş olduğu şeylerdir. Hele ve hele bu büyükler, bu ihtiyarlar bizim ana ve babamız ise, onlara olan vazifemiz
apayrı bir düzeye çıkmış olur ki bu lüzumlu, vücubi, gerekli olan bir saygıyı söz konusu eder. Bizler artık onları gözetmek, onların iyiliklerini yerine getirmek, onlara uygun şekilde davranmak zorunda olan bireyler oluruz. Kendi annemiz ve babamız olursa. Zira Allah Celle Celaluhu وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا. Allah Celle Celaluhu sadece kendisine ibadet edilmeye hükmetmiştir. Sadece kendisine ibadet etmenize hükmetmiştir ve anne babalarınıza iyilikte bulunmanızı hükmetmiştir. Onlardan biri veya her ikisi diyor, ihtiyarlık yaşına ulaşırsa sizin yanınızda onlara üf dahi demeyin. Tabii ki onlar diyor ömürleri terse dönmüş ve aziyetleri çıkmış, bildiklerini unuturlar diyor ayet-i celilede. Bilmez hale gelirler. Ne dediklerini belki bilmeden söyleyecekler, durumlar haline gelecek. Öyle ortamlar meydana gelecek. Sizi belki öfkelendirecek haller zuhur edebilecek diyor. Onun için sakın üf dahi demeyin, sabredin, sabırlı olun. Ve onlara diyor kalp alıcı, güzel sözlerden hitap edin, kalplerini alın, teskin edin, mutlu edin. Onları sakın azarlamayın. Yani azarlanacak haller dahi kendilerinde peyde olsa. Öyle haller de mutlaka oluyor. İhtiyarlık geldiğinde bilinç azalması, bilinç kaybı, hatta çocuk gibi bezlenmek gibi durumlar söz konusu olabiliyor. İşte bu hallerde diyor sakın onları azarlamayın. Onlara teskin edici, gönül alıcı sözler söyleyin. Üf dahi demeyin. Ve yine devamında ayet-i celilenin rahmet kanatlarını gerin, merhametle onlara yaklaşın ve dua edin onlar için diyor. Ey Rabbimiz, nasıl ki benim rahmete merhamete muhtaç olduğum zamanlarda çocukken, bebekken onlar beni terbiye edip merhametle yaklaşıp şefkatle muamele edip beni büyüttükleri gibi sen de şu anda onların acze düşüp merhamete en muhtaç kalmış oldukları ömrünün en aciz kısmını yaşarken onlara rahmetinle muamele et diye tövbe edin, dua edin buyuruyor Rabbimiz. Yani şurada şunu da bize söylemiş oluyor Rabbimiz. Hatırlatmış oluyor. Siz küçükken onlar gibi bakıma ihtiyacınız olduğu anı yaşadınız. Onlar gibi merhamete, şefkate ihtiyacınız olduğu bir evreyi yaşadınız. Ve onlar size en güzeliyle rahmetlerini, merhametlerini sundular. Şefkatlerini en güzeliyle size yönlendirdiler. Ve sizin karakterinizi oluşturmakta en güzel şekilde muamelede bulunup sizi yetiştirdiler. Öf demediler. Ne yaptıysanız yapın, onları kızdıramadınız kolay kolay ve onlar sizi bu şekilde büyüttüler. Sizler de şimdi onların merhamete ihtiyaç olduğu bu dönemde rahmet kanatlarınızı gerin, merhametle muamele edin, küçüklüğünüzü unutmayın, sizi nasıl büyüttüklerini hatırlayın ve onlara öf dahi demeyin ve onlar için Rabbinize dua edin ki Rabbiniz rahmetiyle muamele etsin de rahmet hepiniz için hasıl olsun. İşte büyüklerimiz anne babamızsa hal böyle olur. Vücubiyet, zaruriyet girer, onlara mutlaka iyi davranmamız, iyilikleri için elimizden geleni ortaya koymamız gerekir. Ama anne babamız değilse de şunu unutmamamız gerekir ki onlar mutlaka birilerinin anne ve babaları. Ve o yüzden onlar da aynı şekilde merhameti hak ediyorlar, iyi davranılmayı hak ediyorlar ve üçüncü olarak şunu da unutmamamız gerekir ki biz de aynı şekilde Allah Celle Celaluhu bize uzun ömür verdiğinde o evrelere geleceğiz ve bizler de o aziyetlerle yüzleşeceğiz. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki kim ki bir büyüğe kuvvetli zamanında kendi büyüğüne veya bir büyüğe bakar, onu mutlu, mesut,
memnun ederse kendi ihtiyarladığında, kendi azze düştüğünde de Allah Celle Celaluhu ona bakacak, onu mutlu edecek, birisini kendisine nasip eder. Bu şekilde bu dönemde özellikle bu bilgiler ışığında büyüklerimize daha şefkatli, ki Allah'ın emridir bize, daha merhametli yaklaşarak onların da zamanında neler, ne eziyetler yüklenerekten o küçükleri yetiştirmek için ne cefalara, ne eziyetlere göğüs gerdiğini hatırlayaraktan ve bir günde bizim o hale düşme imkanımız olduğunu bilerekten yaklaşmamız ve o şekilde İslam'ın bize emir buyurduğu usulce onlara muamelede bulunmamız gerektiğini bilerek onlarla bir muamele ortamı hazırlamamız gerekmektedir. Bunun için gerekiyorsa paramızı harcamamız gerekiyorsa bedenen bir şeyler yapmamız gerekiyorsa bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa ve bizim de ne yapmaya imkanımız varsa onu hiç tereddüt etmeksizin yapmamız gerekmektedir. Allah Zülcelal Hazretleri kendi emirlerine kulak veren ve bu şekilde emirlerinin doğrultusunda hareket eden kullarından bizlere eylesin. Büyüklerini sayan, küçüklerini seven ve bu şekilde huzur ortamı tesis etme derdinde olan Müslümanlardan bizlere eylesin. Bugün büyüklerine bakıp da yarın da kendisine bakacak küçükler bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.